Herkese yeniden merhabalar. Evet, nasılsınız bakalım arkadaşlar? Uzaktan eğitim süreci nasıl gidiyor? Bu süreçte bizleri takip ediyor musunuz? Sizlere anlamadığınız noktaları anlatmak konusunda gerçekten elimizden gelen yardım yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bugün yine sizlere hazırlamış olduğumuz güzel bir konu anlatımını sunmaya çalışacağım elimden geldiğince, dilim döndüğünce diyorum. Arkadaşlar ek fiili çalışacağız. Nedir ek fiil nasıl yapılır? Öğrencilerimizin Türkçe dersinde gerçekten sıklıkla karıştırdıkları bir konu başlığıdır ek fiil. Ama bence bu videoyu dinledikten sonra bu konuya olan bakış açınız, eğer ön yargılı bir bakış açınız varsa değişecektir diye düşünüyorum. Hadi hemen başlayalım. Peki, ilkinde diyor ki nokta nokta soylu sözcüklerin sonuna gelerek onların yüklem olmalarını sağlayan ekler di ekimiş eki s eki ve dir eki arkadaşlar ek fiil isim soylu sözcüklerin sonuna gelerek neydi isim soylu sözcükler mek mastar eki almayan nasıl yani kalem kalemmek oluyor mu olmuyor hareket bildiriyor mu bildirmiyor o zaman bu bu bir isimdir ya da başka ne olabilir mesela su su mak makmek bir yüklem bildiriyor mu fiil bildiriyor mu hareket bildiriyor mu hayır o zaman su bir isimdir yine bu şekilde kelimeler ya da hasta hastamak diye bir fiilimiz var mı yok ya da yaşlı yaşlımak diye bir fiilimiz var mı yok makmek mastar eki almıyorsa o kelimenin kökü isimdir ve isimlerde cümlede yüklem görevinde kullanılabilirler. Bakın yüklem başka bir şey, fiil başka bir şey. Bir kelime fiil olmasa bile Türkçede yüklem olabiliyor. İşte ek fiil bize bunu anlatmak istiyor. İsim soylu sözcüklerin sonuna gelerek onları yüklem yapacak. Hangi eklerle? -di, -miş, -se, -dir ekleriyle. Yani Bilinen geçmiş zaman eki, duyulan geçmiş zaman eki, şart eki ve geniş zaman ekleriyle ek fiil isim soylu sözcükleri yüklem yapabiliyor. Mesela çok yaşlıyım yediğim dediğim zaman bu bir ek fiil oldu. Ya da e, yorgunsan gelme dediğim zaman yorgunsan yine ek fiil oldu. Ya da e, sus, nasıl diyebilirim mesela en sevdiği içecek suydu desek yine aynı şekilde ek fiil olmuş olur. Ya da başka burada verilen örneklerle devam edeceğim. Şimdi miş için burada verilen örnek varsa yok. Başka ne diyebilirim? Annesi çok cömertmiş desem arkadaşlar. O zaman burada karşıma çıkan yine yüklen bir ek fiil olacak diyorum. Peki hangisinde ek fiil yoktur diye sordu. Annem çok hastaydı. Yüklemin altını çizdim. Köküne baktım. Hastamak diye fiilim var mı? Yok. O zaman bu bir isim. İsim soylu sözcük. Bilinen geçmiş zaman Eki alarak ek fiil olmuş Burada ek fiil var Cep telefonu fiyatlarına zam gelmiş Yükleme aldım Altını çizdim bu bir kalsın Bilgi en büyük zenginliktir Yüklemin altını çizdim Kelime köküne baktım zenginlik Zenginlikmek diye fiilim var mı? Yok tır tir sertleşmeye uğrayabilir ek fiil geniş zamanda çekimlenmiş doğru paramız yoksa da haysiyetimiz var varın altını çizdik varmak diye fiilimiz var evet ama var yokun zıttı olan varla isim anlamı teşkil ediyor arkadaşlar eğer yokun zıttı var ise isimdir varmak bir yere ulaşmak anlamındaysa fiildir. O yüzden burada paramız yoksa da haysiyetimiz var, yokun zıttı var ya da vardır aynı şekilde geniş zamanla da çekimlenebildiği için bu da ek fiildir. Cevabımız B seçeneği. Neden? Gelmek fiil kökü arkadaşlar. Ve fiil köküne gelmiş olan öğrenilen ya da duyulan geçmiş zaman eki onu arkadaşlar basit çekimli bir fiil yapmış. Basit çekimli fiilleri biz ek fiil olarak kabul etmiyoruz ama bileşik çekimleri kabul edeceğiz diyerek de burada bir parantez açayım ve cevabımızın B seçeneği olduğunu söyleyerek soru çözümümüzü tamamladık diyorum. Diğer örnekte kaldığımız yerden devam edelim şimdi. Ek fiilin ikinci görevi de arkadaşlar basit zamanlı fiilleri ya da basit çekimli fiilleri. Zaman ve çekim aynı şey arkadaşlar burada. Biliyorsunuz fiil çekimekleri nelerdi? Duyulan geçmiş zaman, bilinen geçmiş zaman, geniş zaman, gelecek zaman, şimdiki zaman. Bunların hepsi haber kipleriydi. Çünkü bize zamandan haber veriyordu. Bir de aynı zamanda dilek kipleri vardı. Sase, malı, meli, emir kipi, istek kipi gibi. Bunlar da fiiller çekimlenirse biz ona tek seferde birer çekim eki alırsa basit çekimli ya da basit zamanlı fiiller diyoruz. Ama bu şekilde ek fiil olmuyor. Az önceki gelmiş örneğindeki gibi. Peki ne zaman ek fiil olur? Birden fazla çekim eki alırsa fiil çekim eki ve bileşik zamanlı ya da bileşik çekimli olursa arkadaşlar işte o zaman bu e, ek fiil olur. Nasıl mesela burada birazcık örnek verelim. Hemen soru üzerinden bakalım, detaylı bilgisini verelim. Şimdi diyelim ki şöyle bir e, soru hatırlatayım size. Babası eve geç geldi desem mesela geldi desem bu basit çekimli oluyor arkadaşlar ve bu ek fiil olmuyor. Çünkü sadece bir tane çekim eki alıyor. Ama babası eve geç gelmişti desem hem duyulan hem de görülen birleşik zaman eki aldıysa ki biz buna ne diyoruz? Duyulan geçmiş zamanın hikayesi diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde de isimleri var. Ya da diyelim ki mesela geliyormuş desem geliyormuş. Şimdiki zamanın rivayeti olabilir. Gelecekmiş olabilir. Gelecek zamanın rivayeti. Gelmişse olabilir mesela. Duyulan geçmiş zamanın şartı şeklinde. Birden fazla çekim eki alırsa fiil çekim bahsediyorum. O zaman bu da ek fiil olarak kabul edilir. Peki hangi soruda ek fiil farklı bir görevde kullanılmıştır diye soruyor. Hemen ilkine bakıyorum. Her akşam saat 8'de eve geliyordu. Bakalım. Geliyordu. Gelmek Şimdiki zaman ve bilinen geçmiş zaman, yani ne diyeceğiz biz buna? Şimdiki zamanın hemen yanına yazayım ayrıca bilgi olarak. Şimdiki zamanın hikayesi, hikaye birleşik zamanı. O yüzden burada ek fiil vardır arkadaşlar. Ee, peki de farklı bir görevde kullanmış olanı soruyor. Tamam, burada birleşik çekimli fiilden yapılmış. Birleşik çekim diyelim kenarına. Acaba hepsinde aynı mı olacak yoksa bazılarında isim soylu mu olacak? İkincisine bakıyorum. Akşama bize geleceklermiş dedi. Gelmek, gelecek, gelecek zaman, geleceklermiş. Gelecek zamanın rivayeti oldu arkadaşlar bu da. Gelecek zamanın rivayeti. Yani yine bu da aynı şekilde üstteki soru gibi ne oldu? Birleşik çekim oldu. O yüzden A ile B birbiriyle aynı oldu. Bunu da eleyelim isterseniz. Geçmişte yaşadığı günlerin hayaline dalmıştı. Dalmak fiil kökü, mış, hikaye, rivayet zamanı. T hikaye zamanı. O zaman ne oldu bu arkadaşlar? duyulan geçmiş zamanın duyulan geçmiş zamanın hikayesi oldu yine aynı şekilde yine birleşik çekim söz konusu. O yüzden burada da ek fiil birleşik çekimli bir durum üzerinden devam etmiş fiil üzerinden. Haftalık çıkan dergileri düzenli takip eden bir okurdu. Şimdi normalde bunu okumaktan okur olmuş okurdan okurdu. Yani okur burada isim soylu bir kelime. Hani okurdu derken şöyle de olabilir ama burada tabii ki bir problem de olabilir. Her hafta düzenli olarak takip ederek okurdu ama takip eden bir okurdu dediği için bunu isim olarak kabul edeceğiz yoksa geniş zaman olarak da düşünebilirdiniz. Geniş zamanın eki var hocam burada ve aldığı da diili geçmiş zaman eki derseniz takip eden okur bakın burada sıfat tamlaması var. O yüzden burada isim görevinde kullanılmış. İsmi hikaye zamanıyla yük çekimleyerek yüklem haline getirmiş. Bu yüzden ek fiil burada isim soylu bir sözcükten arkadaşlar olmuş diyorum. Umarım açıklayıcı olmuştur. Peki kaldığımız yerden diğer örneklerle devam edelim o zaman. Şimdi burada ne göreceğiz? Ek fiilin geniş zamanı. Az önce bu ekleri verdik aslında sizlere hatırlayalım. Ek fiilin geniş zamanı ar ır dır olabilir arkadaşlar. Aynı şekilde dir olabilir aynı şekilde. Bunların hepsi ek fiilin geniş zamanı için. Mesela çok hastayım, çok hastayımdır gibi. Görülen geçmiş zamanı d, di, t, t şeklinde e, dediğim gibi ünsüz değişmesine sebep verebilir. Önemli değil arkadaşlar. Hikaye eki hangi hani fiillere gelen hikaye zamanı gibi düşünün bunu. Öğrenilen geçmiş zamanda arkadaşlar mış olabilir, miş olabilir. Bunlar dediğim gibi ünlü değişimine uğrayabilirler. Müş, şeklinde olabilirler. Önemli değil. Şartta sağ S olabilir diyorum. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bunlar dediğim gibi isimlere gelirlerse doğrudan isim soylu sözcüklerden yüklem yapmış oluruz. Eğer fiillere birden fazla şekilde gelirlerse o zaman da bileşik çekimli e, yüklemlerden ek fiil yapmış oluruz. Hangilerinde ek fiilin öğrenilen geçmiş zamanıyla çekimlenmiş bir isim yoktur. Öğrenilen geçmiş zaman diyelim hemen şuraya arkadaşlar. İsim dediği için de kök köküne bakmam gerekecek. Yarın sağanak yağmur varmış. Var burada var yok olan var. O yüzden isim soylu almış olduğum mışmış da öğrenilen geçmiş zaman eki burada var. Bir varmış bir yokmuş. Bakın varla yok burada ikisi de isim isim soylu sözcüklere gelen Öğrenilen geçmiş zaman ekleri. Bu yüzden B seçeneğinde de var. En sevdiği edebi tür şiirdi. Şiir isim diye arkadaşlar burada bilinen geçmiş zaman var ya da duyulan görülen geçmiş zaman duyulan değil bilinen ya da görülen geçmiş zaman var bu kalsın amcası çok cömertmiş bunu öğreniyorum duyuyorum birinden burada da var cevabım C seçeneği oldu diyorum Umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşlar ve son örneğimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz Hemen buraya bakalım dedi ki ek fiiller. Birleşik zamanlı fiil oluştururken tabii ki de yani birleşik çekim yaparken birden fazla çekim eki alırken cümleye küçümseme terk edilmiş alışkanlık mesela eskiden sigara içerdi gibi desem terk edilmiş bir alışkanlığa örnek vermiş oluyorum. Küçümseme ama ne de güzelmiş ya da güzelmişmiş şeklinde de olabilir mesela ya da e, çalışmışmış gibi olabilir. Gerçekleşmemiş niyet mesela ne diyebilirdim e, haftaya pikniğe gidecektik gibi olabilir. Şart, kesinlik, gereklilik, olasılık başkasından duyma anlamları katar arkadaşlar. Bunlara baktığımız zaman hep birlikte diyeceğiz ki hangisinde hangi amaç için kullanılmış eşleştirelim birlikte ve öğrenelim. Yarın tiyatroya gidecektik. Burada önce ek fiili belirleyelim mi hep beraber? Çünkü ne görüyoruz burada arkadaşlar ek fiil kısmında? Gördüğümüz şey şu. Gidecek, ecek, acak var ve dık dik var. Ne gördük burada? Gelecek zamanın daha önce verdiğimiz gibi gelecek zamanın Neyi var arkadaşlar burada? Hikayesi var. Birleşik çekimli fiil söz konusu. O yüzden burada bir ek fiil söz konusu. Ama gerçekleşti mi? Gidebildiler mi? Hayır. O yüzden burada gerçekleşmemiş niye söz konusu. A'yı burayla eşleştirelim diyorum. Hemen diğer örneğe bakıyorum şimdi. Soruları izlersen başarırsın. Başarmak, başarır geniş zaman. Geniş zamanın şartı var arkadaşlar burada geniş zamanın şartı yine aynı şekilde birleşik çekim söz konusu başarmak fiil kökü çünkü fiili iki tane çekim iki gelerek ek fiil yapmış. Peki burada bir şart koşuyor. Yüzlük soruları izlersen başarırsın. O yüzden burada şartımız yüzlük soruları izlemek. B seçeneğini şart anlamıyla eşleştirelim. Diğer örneğe bakıyorum. Matematik sınavına çok çalışmışmış. Hatta buraya bir ünlem bile koyabiliriz arkadaşlar. Çok çalışmışmış. Yani gerçekten çalışmış mıymış acaba? Bilemediğimiz için hani bu çalışmakmış ve mış. Ne görüyoruz burada arkadaşlar? duyulan geçmiş zamanın duyulan geçmiş zamanın nesi var burada rivayeti var. Peki gerçekten çalışmış mı? Onu küçümsüyor muyuz yoksa abartıyor muyuz? Burada da bir küçümseme anlamı var diyerek konu anlatımının sonuna geldim. Ve özetle son olarak söylemek istediğim şey şu arkadaşlar. Gerçekten toparlamak gerekirse ek fiil Türkçede iki türlü olur. Ek fiil Türkçede iki türlü olur. Bunun ilki ek fiil Türkçede iki türlü olur dedim. Bunun ilki isim soylu sözcüklerden olur arkadaşlar. İsim soylu sözcüklerden eğer bunlar sonlarına işte ne alırlarsa az önce söylediğimiz ekleri hatırlıyorsanız geniş zaman eki alırsa ondan sonra başka ne olabilir duyulan geçmiş zaman eki alırsa ya da e, bilinen geçmiş zaman eki alırsa ya da aynı şekilde şart eki alırsa o zaman isim soylu sözcükler ek fiil olurlar cümlede yüklem görevinde kullanılırlar bu şekilde mesela ne gibi çok hastayım gibi örnek vermiştim hatırlıyorsanız babası çok iyi bir doktor doktordu diyebilirsiniz mesela. Annesi gençken çok güzelmiş diyebilirsiniz. Bunlar gibi bu isim soylu sözcükleri yüklem yaparsak ek fiil var. Ek fiilin ikinci görevi de birleşik çekimli fiillerdir. Yani eğer bir fiil birden fazla çekim eki alırsa o zaman yine ek fiil görevinde kullanılmış oluyor. Mesela annesi her akşam eve geç geliyordu diyebiliriz mesela. Ya da yarın Ankara'ya gidecekmiş diyebiliriz. Ya da ne olabilir başka örnek? Ee, mesela mesela eskiden ne dedim sigara içerdim dedik değil mi mesela terk ettiğimiz bir alışkanlık için anlamlar değişebilir önemli değil önemli olan birden fazla fiil çekim eki almış olması ve bu şekilde yüklem görevinde kullanılması diyorum elimden geldiğince açık olmasına gayret göstererek anlattım arkadaşlar Umarım açıklayıcı olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.